Arkadaşlar selamlar. CBS 2 dersinin yeni bir konusunda birlikteyiz. Ee, bugün tin verileri üzerinde çalışacağız. Tin verileri nedir? Nasıl oluşturulur? E, dem verisine nasıl dönüştürülür? Ve tin ve dem verisi arasındaki farklılıklar nelerdir? Üç boyutlu analizler tin verisine nasıl gerçekleştirilir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ee, şimdi... E, bir bir önceki dersimizde hatırlarsanız DEM verisi üzerinde çalışmıştık ve raster analizler yapmıştık. DEM verisi Digital elevation model olarak geçiyordu hatırlarsanız arkadaşlar ya da Türkçe SYM olarak geçiyordu. TIN verisi de DEM verisi gibi bir raster veri, DEM'e benzer bir veri, ancak içerisinde büyük farklılıklar da barındıran bir veri. Şimdi bunu tanıyalım. Triangulated irregular network. Yani düzensiz üçgen A evet. e, şeklinde çevrilebilecek olan tim verisi e, izoips verilerinden oluşturulan izoips verilerinin yükselti verileri kullanarak izoipslerin arasında kalan boş kısımların e, değerinin tahmin edilmesiyle oluşturulan verilerdir arkadaşlar. Bu aradaki veriler bizim eğim formüllerinde bildiğimiz hani e, yükselti farkı bölü yatay uzaklık çarpı yüz formülünden de bildiğimiz e, ...formül ve bunun dışında bazı formüllerle oluşturuluyor. Ve izohipslerin arasına düzensiz üçgenler atarak... ...ve bu üçgenler de işte yüzeylerden, düğümlerden ve kenarlardan oluşan üçgenlerdir. Atarak arkadaşlar arazinin üç boyutlu bir modelini... ...çıkartmaya yarayan bir araç. E, şimdi biz burada... E, ...bir tim verisi oluşturacağız. Ancak tim verisinin... E, ...ana mantığını... E, ...şöyle kavramamız lazım. İzoips verileri var. Bu izoips verilerinin yükselti verileri var. Ve bunların aralarındaki değerler bilinmiyor. Biz işte bu değerleri e, tin verisi sayesinde bulmaya, e, bazı formüllerle bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi tin verisini e, tabi izoips'ten oluşturacağız ama. Aynı zamanda bakın bu tin verisinin içerisinde mesela bizim arazimizde göller olabilir. E, ya da farklı şeyler olabilir. Şöyle gölleri gösterelim. Bakın bu maviyle gözüken göl alanları. E şimdi bizim biz top, topografik bir yüzey oluşturacağız ve bu yüzeyi üç boyutlu bir şekilde oluşturacağız. Ama biliyorsunuz ki gölün su kısmı e, bu topografyanın yüzeyine dahil değildir. Yani gölün belki dip kısmı dahil olabilir ama su kısmı yüzey kısmı dahil değildir. O yüzden biz bunu ne yapmamız lazım bu gölü arkadaşlar e, bizim verimizin içerisinden çıkartmamız lazım. Yani yok farz etmemiz lazım. O yüzden bakın göl verisinde biz buraya ekliyoruz. Bir de bakın burada benim havza verim var. Havza verim de havza sınırlarımı oluşturuyor. Yani ben e, tin verisini istiyorum ama bakın şu köşedeki kısımları istemiyorum. Sadece havcan, havzanın içinde kalan kısmı istiyorum diyorsak da e, bu havza verimizi yani sınır verimizi de poligon olarak burada bulunduruyoruz. E, yani bizim burada yapacağımız şey yükselti verisinden yani serin yükselti verisinden bir TIN oluşturmak. Göl alanlarını buradan kaldırıp atmak. Aynı zamanda bu TIN verisini şuradaki izoips sınırlarıma göre sınırlandırmak. Yapmak istediğim işlem esasında bu. Şimdi bunu yapmak için bu üç veriyi önce açıyorum. Daha sonra 3D Analyze, Data Management ve TIN içerisine giriyorum. Burada Create TIN denilen şey tin verisi oluştur. Buraya geliyorum. Şimdi bu tin verisi oluşturda bakın diğerlerinden farklı olarak diğerlerinde hep başta raster ya da vektör veriyi seçiyorduk. Burada direkt çıktı bölümünü bize ilk olarak sunuyor. Yani tin bir kendi içerisinde bir klasör oluşturacak. Kendine özel bir klasör. Bu klasörün yerini soruyor bana. Ben bunu hemen şurada daha önce 3D Analyze, konu 2 içerisinde çalışmışım. Hemen bir tin diyelim. Hatta aynı ad olmasın diye tin 1 diyeyim buna. Ve save diyorum arkadaşlar. Daha sonra benden bir koordinat sistemi istiyor. Bakın burada çalışacağım koordinat sistemi şu benim açık olan layer'larımın koordinat sistemiyle aynı olmalı ki hani bir çakışma, bir sıkıntı çıkmasın. Burada da hemen koordinat sistemini bakın Layers'a geliyorum koordinat sistemini açtıktan sonra. Şu anda açık olan izoips Göl ve Havzam aynı koordinata sahip zaten. Bunu direkt seçiyorum. Şimdi input feature class kısmına da ben vektör verimi seçeceğim. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada bir feature class ifadesi var. E, ArcMap e, vektör veriden bahsederken feature ya da feature class diye bahseder. Burada vektör veri demez. Raster'dan bahsederken direkt raster diyordu hatırlarsanız. Input raster diye yazıyordu burada. Mesela şu şurada biz raster surface'leri yaparken hep input raster'da demi seçiyorduk. Ama vektör veride feature ya da feature class ifadesini kullanır. O yüzden bunu unutmuyoruz. İzoips'imizi, gölümüzü ve havzamızı buraya vektör verilerimizi feature class kısmından ekliyoruz. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yani aslında benim oluşturacağım e, TIN verisi için en önemli yer burası. Bur buraya dikkat etmem gerekiyor. Şu kısma. Şimdi burada dikkat ederseniz High Filed bir yükselti e, bölümü Tip, Type ve Tag Filed diye bölümler var. Şimdi ben burada seçeneklerimi çok dikkatli seçmeliyim. Şimdi ben dedim ki TIN verisi izoipslerden ve izoipslerin yükselti verilerinden oluşuyor. O yüzden ben izoips verisinde high filed'ı bir kere seçmek zorundayım. Yani yükselti verisini seçmek zorundayım. Bakın Isoips'ime geliyorum. Sağ tıklıyorum ve attribute table'ı açıyorum. Burada baktığımızda yükselti verisi arkadaşlar, yükseklik kısmının içerisinde. Her zaman burada yükseklik şeklinde yazmayabilir. Bazen bir kod yazabilir. Bazen başka bir şey yazabilir. Önce bir yükselti verisi nerede onu bir görüyorum. Bakın ellişer ellişer yükselen benim ee, izoips verilerim burada var. İzoips de high file kısmında o zaman gelip ne yapıyorum? Hemen yüksekliği seçiyorum. Arkadaşlar tip kısmında da bakın ben burada izoips verisinde hard veya soft line ikisinden birini seçmeliyim. Yumuşak çizgi geçişleri istiyorsam soft line sert geçiş istiyorsam hard line. Soft line'ı seçiyorum. Şimdi bu birinci bölümüm. İkinci bölümde göl. Arkadaşlar göller neydi? Benim tamamen kaldıracağım alanlardı. Yani görmek istemediğim alanlardı. Yüzeye dahil etmek istemediğim alanlardı. O yüzden bunların yükselti verilerinin benim için bir önemi yok. Ben burada sadece şurada tip kısmında bakın bunları yok edeceğim için Erase'i seçmem lazım. Erase yok etmek, silmek, kaldırmak gibi anlamlara geliyor. Burada da madem soft'tan gittik soft erase'i seçelim yükseltiye bir şey seçmiyorum ve havza. Havza da benim sınırlarımı oluşturmamı sağlayacaktı. Yani sınırlara göre şu havza sınırlarına göre kesecektim ben tim verimi. O zaman burada havza kısmında da arkadaşlar gene yükseltiye ellemiyorum. Sadece burada klip. yani kesmek anlamına gelen clip'i kullanıyorum. Soft clip. Bakın sileceğim yerde erase, keseceğim yerde clip ve direkt tin oluşturacağım yerde de line'ı seçtim. Şimdi bütün gerekli yerleri doldurduktan sonra OK'ye tıklıyorum. Bakın şurada benim işlemimin devam ettiğini gösteren create tin gözüküyor ve bekliyorum arkadaşlar. Tin verimin oluşmasını burada bekliyorum. Bu tabi verinizin Kalitesine göre değişir bunun oluşma süresi. Evet, tin verim geldi. Şöyle bakın, havzayı, gölü ve izoipsi bir kaldırayım ve tin verim oluşsun. Şöyle tamamını da göstereyim size. Şöyle birazcık da geri geleyim, zoom yapalım. Bakın, benim oluşturduğum sınırlar içerisinde tin verim ne oldu? Oluştu. Şimdi burada tabii gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşuyor. Eğer benim e, render yani benim e, üçgen sayım ne kadar fazlaysa o kadar burada oluşması zaman alacaktır renderlaması. Hemen şöyle gelip properties dersek bakın source kısmında benim kaç tane üçgenimin olduğunu 877.216 taneymiş. Kaç tane düzensiz üçgenden oluştuğunu tim verimin gösteriyor burada. Ne kadar fazlaysa dediğim gibi renderlaması o kadar uzun sürüyor. Bakın işte o arkadaşlar oluşan tim verisi esasında bu. Yani düzensiz üçgenlerden oluşan ağım benim bu. Şimdi ben burada tabii e, tim verisinde bir farklılık var demiştim demden. Şimdi onu göstermeden önce tin verisini bir tanıyalım. Ondan sonra da tin verisini deme dönüştürelim ve aradaki farklılıkları gösterelim. Şimdi tin verisi arkadaşlar bakın burada çift tıkladığımda tin verisinin içerisine semboloji kısmına geliyorum ve add kısmına tıklıyorum. Add kısmına tıkladığımda burada bakın Tim verisinin içerisindeki verileri görebiliyorum. Ne varmış? Bir kontür verim varmış. Yani izoipsleri görebiliyormuşum. Hemen add diyelim ve bakalım. Bu arada şu diğer ikisini kaldırıyorum ki hani sadece izoipsi görebileyim. Tamam dedim. Ve bakın benim tim verim hemen bir izoips verisine dönüştü. Sonra tekrardan çift tıklıyorum. Kontürü kapatayım ve add diyelim. Bakın burada ne var? Aspect. Daha önceki benim e, raster surface'ten hatırlayacaksınız dersimizden. Aspekte add diyorum. Aspekt neydi? Bakı. Ve hemen bir bakı haline dönüşüyor. Sonra geliyorum arkadaşlar burada. Aspekti kapatayım. Add diyorum. Elevation. Add diyorum. Ve bakın hemen bir yükselti verisine dönüşüyor. Gene çift tıklıyorum. Elevation'ı kapatayım. Add diyelim. Bakın slope yani eğim. Hemen tıklıyorum ve tamam dediğimde bakın hemen bir sloba dönüşüyor. Demek ki arkadaşlar tin verisinin en büyük özelliklerinden bir tanesi neymiş? Birkaç tane yüzey verisini bir arada bulundurabiliyormuş. Şöyle elevation'ı açayım. Tekrardan. Şimdi gelin Tim e, tin verisiyle dem verisi arasındaki farklılıkları görelim. Bunu görebilmek için önce şu tin verimi bir dem verisine dönüştüreyim. Çünkü benim tin verim Evet, den verisine dönüşebiliyor. Bunun için bakın gene Trid d içerisinde conversation, conversation onun içerisinde de from tin teen, yani tinden dönüştür anlamına gelen from tin'i seçiyorum. Bakın burada tin'imi h'e, line'a, node'a noktaya yani poligona, üçgenlere ve raster'a dönüştürebiliyorum. Benim den verim hatırlarsanız neydi? Bir raster veriydi. O yüzden tin to raster'ı seçiyorum. Hemen input tin kısmına benim tinimi ekliyorum. Output kısmına da az önce bakın şöyle neredeydi? 3D içerisinde konu içerisinde konu 2'nin içerisine tinimi kaydetmiştim. Şöyle daha önce bir dem varmış. Onu da dem 1 diyelim. Karışmasın. Dem 1 olarak kaydedip OK diyorum. Bakın burada arkadaşlar işte tin verisinden oluşturduğum dem geldi. Şunu hemen üstü alalım demi. Tim verisinden oluşturduğum demim geldi. Şunu hemen böyle çift tıklayalım. Hatta çift tıklamadan önce bakın gösterelim. Şöyle arkadaşlar geldiğimizde dem verisine de şöyle bir hemen renk verelim. Değil mi? Evet. Bakın gördüğünüz gibi benim hatta şöyle size Win Windows'taki Image Analyzer'la hatırlarsanız ilk derslerimizden. Şöyle bir üst üste swipe aracıyla gösterelim bunları. Bakın, dem verisini sürükleyip aşağıya alacağım. Aldığımda tim verisiyle ile dem verisi arasındaki farklılıkları görebiliyorum. Şimdi tam dem verisi de tim verisi de birer raster veridir. Ama aralarında bariz belli farklar var. Bunu lütfen not alın arkadaşlar. Birincisi bakın, dem verisi Burada gördüğünüz gibi raster dediğimiz küçük küçük e, e, her bir parçası farklı olan e, rast, e, rasterlardan oluşurken dem verisi. Aşağıdaki bakın tin verisi arkadaşlar düzensiz üçgenlerden oluşuyor. Birincisi en önemli fark bu. Yani digital elevation model dediğimiz demler rasterlardan oluşur. Tinler arkadaşlar triangulated irregular var. E, Network. Yani düzensiz üçgen ağlardan oluşur. Birisi üçgenlerden oluşuyor. Birisi e, rastırlardan oluşuyor. En büyük birinci farklılık bu. İkinci farklılık arkadaşlar bakın şöyle Identify'a geleyim. Şöyle Identify'a tıklayayım ve Dem'e tıklayayım. Dem'e tıkladığımda bakın 550 metre başka bir şeye 674 metre başka bir rastıra tıklayayım. 700 metre gibi yükselti verileri bulunduruyor içerisinde. Ama bakın buradan demi kapatıp tini açtığımda ve tıkladığımda şöyle biraz eğimli bir yere tıklayayım ki daha net gözüksün. Bakın içerisinde bir elevation verisi var. İçinde bir slope dediğimiz eğim verisi var ve aspect dediğimiz bakı verisi var. Bakın ben burada identify ile noktasal olarak baktığımda aslında tin de bunların üçünü birden görebiliyorken Dem de sadece yükselti verisi görebiliyorum. Ha geçen dersimizden hatırladığımız kadarıyla bakın raster surface kısmından biz demimizi hem bakıya hem izoipse hem kurvetüre hilşeyte sloba da dönüştürebiliyorduk. Bu ayrı ama kendi içerisinde dem sadece bakın yükselti verirken pardon şöyle şunu küçültelim. TIN verisi arkadaşlar içerisinde birden fazla veriye sahip. Nedir bunlar? İşte yükselti, slope, yani eğim, bakı, aspek, kontür, izoips gibi birçok veriye sahip arkadaşlar. İkisi arasındaki ikinci önemli fark da bu. Üçüncü ve en önemli diğer fark da arkadaşlar şudur ki biz bunu bakın şöyle konu 2'nin içerisine kaydetmiştik. Bakın tin verisi bir tin şeklinde klasörün içerisinde bulunurken bakın arkadaşlar şöyle bu arada masa üstünden bakacağız bunlara. Ee, şöyle şuraya kaydettik sanırım. Evet bakın tin verisi kendi içerisinde bir tin klasörünün içerisinde birçok veriden oluşurken arkadaşlar dem verisi de gene dem klasöründe gene birçok veriden oluşabiliyor ama Demi hatırlarsanız biz e, export ettiğimizde bu demi biz ne yapabiliyorduk? Bir tif verisine yani bir fotoğraf formatına da arkadaşlar ne yapabiliyorduk? Ya da şuradaki diğer formatlarına jpeglere de dönüştürebiliyorduk. Yani dem verisi tif, jpeg, e, vrt gibi farklı formatlara dönüşebilirken tin verisi bunlara dönüşemiyor. Kendi içerisinde bir klasör ve klasörün içerisinde birden fazla veri halinde e, bulunuyor arkadaşlar. Aradaki en büyük farklılık buydu. Bakın ben add data'dan tin'i eklerken şöyle gördüğünüz gibi kendine özel bir veri şekliyle bir klasör şeklinde ekleyebiliyordum. Ama arkadaşlar dem'i eklerken şöyle gördüğünüz gibi bir tif şeklinde ekliyorum. Bakın sağ tıklayıp property'niz dediğimizde de bakın search kısmında dem'in aslında bir grid formatta olduğunu Görebiliyoruz. Bu TIF de olabilirdi, GRID de olabilirdi. Ama arkadaşlar, TIM verisi öyle değil. TIM verisi de bir raster veri, ama bakın kendi içerisinde bir database olan olan bir e, raster veri, kendi klasörün içerisinde bir raster veri arkadaşlar. Evet, aradaki farklılıklar da bu şekilde. Şimdi bir de son olarak TIM verisinin üzerindeki yapabildiğimiz üç boyutlu analizlere bakalım ve dersimizi bitirelim. Bakın 3 boyutlu analizler gerçekleştirebilmek için tim verisinde şöyle üst taraftaki boşluğa bir sağ tıklıyoruz ve 3D Analyze Tools'u çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdıktan sonra 3D analysis'in içerisinde bakın 1, 2, 3 tane ayrı benim ee, oluşturabileceğim 3 boyutlu analizlerim var. Bunlardan birincisi Create Contour. Create Contour'a tıklayıp ben tim verime tıklarsam bir arkadaşlar adından da anlaşılabileceği gibi izoips çizgisi oluşturabiliyorum. Ha, ben bunları toplu şekilde de görebiliyordum arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, şuradan tim verisinin içerisine girip toplu şekilde de kontürleri tüm kontürleri sembolojiden gösterebiliyordum. Ama arkadaşlar burada sadece tıkladığım yerin kontürünü göstermeme yarıyor bu araç. Ve bu bakımdan kullanışlı bir araç. İkinci aracım Create Steeped Path. Bu araçta arkadaşlar benim bir yağmur damlası düştüğünde, arazinin herhangi bir yere düştüğünde en yakın yolu izleyerek vadiye nasıl ulaşır? Bunun analizimi yapmanı sağlıyor. Mesela bu araca tıkladıktan sonra şurada herhangi bir noktaya tıklayalım. Bakın buraya bir yağmur damlası düştüğünde şu yolu izleyip vadiye ulaşıyormuş. Ya da buraya düştüğünde bu yolu izliyormuş. Ya da bakın buraya düştüğünde bu yolu izliyormuş gibi analizimi arkadaşlar buradan gerçekleştirebiliyorum. Bu da böyle bir araç. Bir de arkadaşlar create line of sight. Bakış açısı, bakış çizgisi aracı. Ben herhangi bir noktadan ileriye doğru baktığımda hangi çizgi, çizgi boyunca nereleri görebilirim, nereleri göremem? Mesela şu çizgiyi oluşturdum. Şu çizgiden arkadaşlar buraya doğru baktığımda şu yeşil alanlar görebildiğim alanlar, kırmızı alanlar göremediğim alanlar. Bakın ben şu yükseltideyim. Aşağı doğru bakıyorum. Bu kısmı görüyorum. Ama bakın şurası çukurda kaldığı için göremiyorum. Daha sonra şuradan itibaren tekrar görüyorum. Ve burası yüksekte kaldığı için göremiyorum. Bunun analizini yapıyor bana arkadaşlar. Ya da bakın mesela şuradan şöyle bakalım. Bakın neredeyse her yeri görebiliyorum. Sadece şuradaki çukurduk, çukurda kalmış kısmı göremiyorum arkadaşlar. Bunun analizini bana yapıyor. Şimdi bu üç analizi yaptıktan sonra arkadaşlar bir de şöyle bakın select elementle mesela şu analizi seçeyim. Bu analizin bir yükselti profilini de oluşturabiliyorum. Bakın şurada bir profil graf var. Buna tıkladığımda bana bu çizginin yükselti profilini veriyor. Kaç metreden başlamışım, nereye kadar inmişim ve tekrardan nereye çıkmışım. Ve aynı zamanda bakın yeşille görebildiğim ve göremediğim yerlerinde gene bana grafiğini çiziyor. Ya da select elementle bakın şu damlamızı seçelim. Damlamızın yolunu gene aynı şekilde profil grafa tıkladığımda kaç metreden kaç metreye geldiğini görebiliyorum. Aynı zamanda bu profilimi oluşturduğum bu profilimi arkadaşlar sağ tıklayıp export dediğimde bakın bunu kaydedebiliyorum. İşte bir sürü gördüğünüz gibi GIF, JPEG, PDF gibi birçok formatta bunları kaydedebiliyorum. Mesela JPEG diyelim. Kalitesini vesairesini seçelim. Ve arkadaşlar save dediğimizde kayıt yerini belirlediğimizde profil diyelim buna. Evet şöyle bir saniye. Profil deyip Save dediğimizde arkadaşlar, bakın masa üstünde bir e, profil adı altında, bu arada oluşturamamışız pardon. Sanırım orada bir yanlış tuşa bastık. Şöyle hemen sağ tıklıyorum, Save diyorum ve pardon Save demiyorum, Export diyorum ve burada türümü seçtim, JPEG ve Save dediğimde arkadaşlar Masa üstünde profil bu arada oluşmuş az önce. Büyük ihtimalle yenile demediğimiz için gözükmedi. Evet. Şöyle şunu yenile diyelim. Evet bakın arkadaşlar masa üstünde bir profil adı altında bir JPEG dosyam oluştu. Bunu bu şekilde profilimi de kaydede biliyorum. Evet. Yani arkadaşlar bu dersimizde biz e, TIN verisini öğrendik. TIN verisinden DEM verisi oluşturmayı... Ve bu tim verisiyle dem verisinin arasında ne gibi farklılıklar olduğunu öğrendik. Aynı zamanda tim verisi üzerinde yapılabilecek 3 boyutlu analizleri de öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar farklı bir konuda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.